Herkese merhaba ve Modlarla Survival'ın yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüm yılbaşına özel bir bölüm. Dolayısıyla yaklaşık 2 saat uzunlukta olmalı YouTube'da izliyorsanız. Bir patlamış mısıralım ve keyfini çıkarın. Bunu yüklemek muhtemelen 24 saatimi alacak. Yani bilgisayarım bayağı bir ısınacak. Her neyse, bu bölümde bayağı bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Sonuçta daha 2 saatim var. Ve uzun bir zaman bu. Öncelikle birazcık Red Power'a geçelim diyorum. Canım modum benim. 12 tanesi kalmış, onları da ısıtırız. Şimdi 36 tane Blue Dot Wafer oldu. Bizde birazcık daha olacaktı sanki. Var mı? Yok. Tamam, 36 tane fena bir sayı değil. Şimdi bir de bizim Silver ısıtmamız gerekiyor ki güneş paneli yapabilelim. Silver'ımız vardır herhalde. Silver yok mu? Al al. Şunları koyalım. Altın. Hiç mi silver toplamamışım? Bir tane bile. Çok ilginç. bozuldum şu anda. O zaman Red Power'a geçmiyoruz. Bu makineleri geliştireceğiz. Şimdi bunun ısısı %100'e ulaştı. Yani artık inanılmaz hızlı ısıtır. Bakın isterseniz. Yeterince hızlı mı? Benim için yeterli. Ve hızı yeterli gelmezse bunu daha da iyileştirmenin yolu var. Evet. Öncelikle bu aleti de geliştireceğiz. Macerator'ı. Onu geliştirmek için nelere ihtiyacımız var bakalım. Hemen yapmaya başlayalım. Macerator için 7 tane refined iron ki hiç sorun olmaz. 1 tane macerator zaten bizde var. Ve bir advanced machine block. Yeniden kömüre ihtiyacımız olacak. Ki ben bunu bilerek ısıttım. Bunları bu şekilde koyuyorum ve kompresöre atıyorum. Kompresöre attım. Evet, şimdi. Fakat macerator gerekiyor ve fark ettiyseniz önceki bölümlerde ben dedim ki eğer bunu kazmayla kazarsanız elinize gelmez. Bunu nasıl alacağız? Tabii ki almanın bir yolu var. Electric wrench ile alırsanız gelme olasılığı %100 olur. Ve bunun yapımı için bir tane elektronik sirk suit, bir R bateri ve bir wrench gerekiyor. Hemen onları yapacağız. Wrench için bronza ihtiyacımız var. Bronz içinde tin ve copper ki bizde vardı sanırım tin ve copper. Buralardaki sandıkların birinde. İki tane copper var burada. Bronzumuz var mı? Bronz. Yok. Birazını ısıtalım. Copper'lardan 18 tane aldım. Biraz da tin alacağım. Tin'den de 3 tane yeterli olur. Şunlar bir ısınsın. Bir tane copper ısınsın öncelikle. Daha sonra bunları şöyle dizelim. Bize bronz verecek. Bir tane daha bronza ihtiyacım var. Yani 3 tane copper ve 1 tane tin. Evet, bu fırını bu yüzden yaptım işte. Tamam. Artık ben kendime bir wrench yapabilirim. Bu şekilde bir wrench yaptım. Şimdi eğer ben bununla şu makinelere sağ tıklarsam elime gelme olasılığı var. Fakat yok olma olasılığı da var. 7'de 1 olasılıkla yok olabiliyordu sanırım. Ben bu riski göze alamam. Çünkü yapması gerçekten sinir bozucuydu. O yüzden bunu hemen elektrikli versiyonuna geçireceğiz. Bir tane bateri gerekiyor. Onun içinde 4 tane tin. 4 tane tin elde edebilirim. Bunda bunlar 2'ye katlanılırsın. Biz de o arada hemen şey yapalım. Bronzumuz da yok ama copper'ımız da yok. Ne güzel. Şu madenlerin hepsini ısıtmak lazım otomatik bir sistem kurup artık yakın bir zamanda. İki ve dört. Bu biraz daha şarj olsun. Şarj azaldı. Bunun için atalım hemen. İkisini aynı anda ısıtsın. Yeni fırınımız. Bunları da kabloya çevireceğim tabii ki. Daha sonra buraya refined iron koyacağım. Planlardan elektronik circuit'ten yaptık. Daha sonra bir tane de R bateri gerekecek. Onun için de birazcık
daha copper'a ihtiyacım var. Maalesef yok. Bir tane daha hemen copper parçalatayım şurada. Güzel. Şimdi şunları da ısıtalım. Ve daha sonra bunları da aynı şekilde işlemden geçirelim. Ve bunun da planını alacağım ya. Ray Battery de oldukça kullanılan bir şey. Yani nasıl olsa plan yapmak bizim için hiç sorun değil. Bunun da planını alalım. Tamam. Artık bunların üçünü bu şekilde koyduğumuzda bize elektrik wrench geldi. Daha sonra bunu buraya koyuyorum ki şarj olsun. Hemen şarj ediyor. Bitti. Şimdi eğer bununla sağ tıklarsam yine kaybetme olasılığım var. Eğer ben M'ye basılı tutup, normalde tuş M'dir, siz değiştirmiş olabilirsiniz. M'ye basılı tutup sağ tıklarsam, ki M'ye basınca bu menü açılıyor. Tuşunu değiştirmem lazım. Ne olsun bu? Sen nokta ol, evet nokta daha iyi olur menünün açılması için. M'ye basılı tutup sağ tıklıyorum. Ve farkında mısınız? Sol altta Lossless Wrench Mode Enabled yazdı. O sonunda Enabled yazıyorsa asla kaybetmeyeceksiniz demek oluyor. Eğer bir daha basarsam Disabled yazdı. Bu da artık kaybetme olasılığınız var demek oluyor. Enabled'da ise çok fazla elektrik harcar ama kaybetme olasılığınız sıfır olur. Yaptığı şey bu. Peki onu hallettiğimize göre biz artık Macerator'ın yapımına geçebiliriz. Bunu hallettik. Öncelikle 7 tane Refined Iron. Tam olarak ne kadar maden ihtiyacım olduğunu düşünüyorum. Bunlar için 3 tane daha Refined Iron. Etti 10 tane Refined Iron gerekiyor. Bunun için 5 tane Iron'ı burada işlemden geçireceğiz. Bir yandan da şurada Copper'ları işlemden geçirelim. Çok yavaştır ama bununla aynı görevi görür. Yani bunlar da ısınacak tabii ki. Hemen şurada ısıtalım bunları. Heh. Carbon plate'ler hazır. Bu fırın çok iyi ya. Gerçekten çok iyi bu fırın. Çok hızlı. Öncelikle bir machine bloğa ihtiyacımız var. Oradan 8 tane demir gidiyor. Daha sonra bir de 10 tane daha demir gerekecek. Ki bayağı bir demir gidiyor yani. 4 tane daha demir olmuş. Hemen bunları da ısıtacağım. Güzel. Bunlar da bir daha ısınsın. Etti 6 tane daha. Burada da copper'ları ısınıyor. Copper'ları da hemen şey yapalım. 6 tane bundan. Güzel. Biraz daha fazla demire ihtiyacım var. Muhtemelen. Heh. Şimdi hemen bir tane tin ısıtacağım. Ya da parçalayalım ya, madenlerimiz boşa gitmesin. Parçalamadan ısıtınca madenlerimiz boşa gidiyor. 4 tanesi burada işlemden geçebilir. Bunun kömürü azalmış. Ve altın tozu var bize nereden geldiyse. Acaba... Bunu da ısıtalım. Altın işimize yarar. Bunları da hemen şuradaki sandığa dolduralım. Güzel. Höf. Şimdi. Tinlerimiz ısınmış. Bunları hemen hızlı fırınımıza atalım. Peki. Bitti. Daha sonra bunlardan bronz yapıyorum. Her şeyimiz hazır şu anda. Buraya bronzu, refined iron'ı ve tin'i koyduğumda artık mixed metal ingot yapabilirim. İki tane yapacağım çünkü sonraki makineleri geliştirirken de bol bol kullanacağız nasıl olsa bunu. O kadar sorun etmiyorum. Şimdi fazladan 7 tane daha demire ihtiyacım olacak ki çantamda hiç kalmadı sanırım. Evet, hiç kalmadı. 7 tane daha demir, yani 4 tanesini daha bu makinede işlemden geçireceğiz. Güzel, bunlar da hazırlanıyor hızlı bir şekilde.
İkinci hızlandıracağımız şey ise muhtemelen bu kompresör olur. En son extractor'ı geliştiririz. Çünkü şu an yeterince rubber elde ediyorum şahsen. Hepsi buna kadar hızlı olursa çok hoş olur zaten. Şimdi bunu böyle, bunları böyle, ortasına machine block. Bize advanced machine block verdi. Daha sonra buradan demirlerimizi alacağız. Bunları burada ısıtacağım. Hızlı bir şekilde. Bunları yeniden burada ısıtacağım. Güzel. Ve artık yapabilirim. Şu anda bunu lose this modu enabled yaptım. Yani artık kaybetme olasılığım yok. Bunun içinde bir şey var mı? Var. Bunları da alalım. Ve artık buna sağ tıklıyorum. Ne kadar enerji yediğini gördünüz mü? Enerjisi tamamen bitti neredeyse. Fakat onu kaybetmedim. Ki bu da iyi bir şey. Üste bu. Altı advanced machine block. Etrafına refined iron. Ve işte bize gelişmiş meseleydir. Yaşasın. Bunu da buraya koyuyorum. Bunun da hızlanmasını istiyorum. Yani bir tane daha lever yapacağım. Ve bunun tepesine koyacağım. Çalıştıracağım. Ki bu da hızlanabilsin. Aynı fırın gibi. Evet. Şimdi bunu da hallettiğimize göre birazcık daha kömür mü ihtiyacımız var? Yok, yeterince var sanırım. Hayır, bir taneye daha ihtiyacım var. Ben bir 30 tane kömürü falan bunu da işlemden geçireyim. Nasıl olsa hızlanacak bu. Artık size nasıl yapıldığını gösterdim YouTube'dakiler. Kompresör içinde yine aynı şeyler. Sadece Advanced Machine Block'un nasıl yapıldığını biliyorsunuz. Obsidian'ın da nasıl yapıldığını biliyorsunuz. Geri kalanı aynı şeyler. O yüzden onları yaparken videoyu durduruyorum. Geri kalanını geliştirirken. Ki zamandan kazancımız olsun. Bu ekstraktörün yapımını size göstereceğim. Şu etrafındaki water cell'lerin yapımını. Fakat bunu yaparken videoyu durduruyorum. Evet. Şu anda kompresörün gelişmişini yaptık. Ve şu an 32.000 hıza ulaştı. Burada 7500 maksimumda. Ve şu anda merak ediyor olabilirsiniz. Neden bunda lever olmadığı halde hızlanmaya devam ediyor? Çünkü benim Redstone laboratuvarı serimi izlediyseniz lever bağlandığı bloğu bir redstone vericiye çevirir. Yani bu her yöne doğru redstone verir. Blok olarak redstone kaynağı haline getirir. Ve dolayısıyla bu lever bunu redstone bloğu haline getiriyor. Kaynağı. Ve bu da bunu etkiliyor. Yani buna lever koymamıza gerek yok. Bu gayet güzel hızlanacak. Şimdi bunu hallettiğimize göre şu anda biz madenlerimizi ısıtacağız. Öncelikle tinleri sanırım. Tinleri koydum mu içine? Nerede tinlerim? Neyse şuradan alayım madenleri. İlk başta sanırım demirden başlasak fena olmaz. Ya da tinden başlayalım. Fark etmez. Tini direkt buraya atıyorum ve oldukça hızlı bir şekilde bunlar parçalanmaya başlıyor. Bu şekilde madenleri ısıtacağım belli bir süre. Ve daha sonra electrolyzer denen bir şey yapacağız. Bu alet bizim electrolyzed water cell yapmamızı sağlayacak ki o da bunun gelişmişinde kullanılacak. Electrolyzer yapmak için 4 tane copper cable, 1 tane electronic circuit, empty cell ve machine block. Buradakilerin hepsinin nasıl yapıldığını biliyorsunuz. O yüzden malzemeleri hazırlayıp sadece yaparken videoyu açacağım. Bunun gelişmişini yapmadan önce fark ettim ki enerji yeterli gelmiyor. Bir tane solar anca bunlarla eşit seviyede enerji üretebiliyor. Bakın şu anda hepsi çalışıyor. Yani ısınmış derecede. Ve bu sadece hiçbir enerji depolayamıyor. Olduğu yerde kaldı. Çünkü ürettiği enerji kadar harcanıyor bu makinelerde. Yani bunlardan birazcık daha yapmam gerekecek advanced solar panelden. O yüzden ben bir veya iki tane daha yapıp geri geleceğim bunlardan. Çünkü siz önceki bölümlerde nasıl yapıldığını gördünüz. Yeniden sizi yaparken izlemenizi istemiyorum. Geri döndüm ve 3 tane solar panelimiz var artık. Birisini buraya koydum. Birisini buraya. Birisi de hala elimde. Üçünün böyle ayrık ayrık durmaktansa bunları dışarı koyacağım ve bir depoya bağlayacağım bunları. Ve bu deponun adı da MFE denen şahıs. Bu MFE için 4 tane elmas harcamamız gerekiyor.
4 elmasın etrafını redstone'la saracağız. Ve şimdi ben de hemen onu yapacağım. Maalesef 4 elmas gidiyor. Görüşürüz. Elmaslar. Daha fazla redstone istiyorum. Madenlerimiz bayağı azaldı bunları yaparken. Yakın bir zamanda yeniden madenleri atlayabilirim. 4 tane. Ve bunlar stacklanamıyor maalesef. İğrenç bir şey. Daha sonra bir tane machine blok gerekiyor. Ve machine blok için demir. Ki ben demirlerin hepsini ısıtmayı düşünüyorum şu anda. Nasıl olsa yeterince enerji elde ediyoruz artık. Bakın bu alet çalıştığı halde şu anda çalışıyor. Bu tamamen dolu, hiç azalmıyor. Ve bu da olduğu yerde duruyor. Yani aletlerimiz çalışsa bile, bir şeyler ısıtsa bile enerjimiz yeterli. Ve bu da benim tam olarak istediğim şey. İkisini birden çalıştırsam bile fark ettiyseniz hala enerjimiz azalmıyor. Bundaki azalıyor ama bundakini kim umursar ki? Heh. Bundaki hala dolu. Bu da çok azıcık bir şey azalıyor. Yani o kadar sorun değil ki bizde üçüncüsü de var zaten. Üçüncüsünü de koyduğumuzda hepsini karşılayabilecek bir enerjimiz olacak. Üçü birden çalışsa bile karşılar yani. Bunlar da hızlandırılmış bir şekilde ısınıyor. Birazını machine blok yapacağım. Şimdi ilk 8 tane ısıtıyorum. Hemen şurada. Diğerleri de ısınırken. Güzel. Refined iron. Şimdi bunlarla bir machine blok yapacağım. Ve başka 4 tane gold cable gerekiyor ki bu da altınla yapılır. Çok şaşırtıcı bir şey değil. Hemen altını da işlemlerden geçiriyoruz. Güzel. Bir tane daha altın oradan alıyorum. Daha sonra altını 2 defa kaplıyoruz. 2 defa. 1 3 tanesini ve 2. 4 tanesini kaplayacaktım sanırım. Evet, 4. 2. Ve artık yapmaya hazırız. Bunlar buraya, bu ortaya. Etrafına ise enerji kristal. Yaşasın MFE. Güzel. Artık bir MFE'miz var. Fakat size ilginç bir bilgi. Eğer bunu makinelere bağlarsam direkt olarak makineler patlar. Boom. Bunu nasıl engelleyeceğim? Engellemenin birkaç yolu var. Birincisinin adı Transformer Low Voltage. Bunu bağlarsak ikisinin arasına bu patlamalarını önleyecektir. Yapılışı ise 4 tane odun, 2 tane copper cable ve bir sürü copper. Kısacası tamamı copper gibi bir şey. O yüzden bizim artık copperlarımızı da ısıtmamız gerekiyor. Copperlarımız oldukça azalmış. Demirleri geri sandığımıza koyuyorum. Pekala, şimdi copper cable yapacağız bunlarla. Birazıyla, hepsiyle değil. Şöyle 6 tane. Biraz daha rubber toplayabilirim evimin içinden. Çok güzel bir yöntem bu. Şurada bunlar işlemden geçe dursun. Şimdi canlı yayında da dedikleri gibi low voltage 32. Şimdi bunların her biri 8 kazanıyor güneşten. 8, 3 tane var. 3 kere 8 24. Yani low voltage yeterli olur. Matematik bilgisi.
Bu kadar yani. Pekala. Bunlar da böyle. İki tane bunlardan yetiyor. Daha sonra tek ihtiyacımız olan şey birazcık odun. Güzel. Artık köşelere böyle, yanlara bu ve etrafına da bu. Pekala. İşimize yarayabilecek bir şey var fakat onu kullansam mı, kullanmasam mı? Neyse. Ya da bir bakayım. Adını tam olarak hatırlayamıyorum ama heh, bu. Bunlarla Industrial Craft'ta eklenen iki çeşit kablonun birbirine bağlanması önlenebiliyor. Ki bunun için squeezer'a ihtiyacımız olacak. O da ayrı bir dert. O yüzden şimdilik kullanmamayı tercih edelim. Boş verin. Squeezer yapmakla falan da uğraşmayalım. Şimdi ben ne yapacağım? Bunu nereye bağlayabiliriz bir düşüneyim. Öncelikle sizleri kaldıracağım. Ve dışarı koyacağım bunları. Şunu şöyle yapalım. Burayı böyle açalım şimdilik. Enerji depomuz burada olacak. Ya da yer altında da olabilir. Evet, yer altı daha mantıklı. Şunu kazalım. Şimdi burada şurada şey olsun. Tam olarak nasıl istediğime karar veremedim. Nerede benim öncelikle elektrik wrench'im? İşte benim elektrik wrench'im nerede? Nereye attım ben onu? Ha, çantamda, güzel. Çantamda. Lose this wrench mode disabled. Güzel. Onu iptal ettim çünkü şu anda herhangi bir şeyi kazmayacağım. Şurayı şu şekilde açacağım. Etrafta creeper yok herhalde. Çok iyi. Bunları patlatmalarını istemem. Bunlar tepede olacak, çatıda. O yüzden çatıya çıkmam lazım öncelikle. Ya da çatıda olmasın, vazgeçtim. Kim uğraşacak şimdi çatıya çıkmakla? Şurada duvarda bulunacak. Bu şekilde. Daha sonra bunun altından bunu şu şekilde döndürebiliyorum. Ve oraya bir altın kablo bağlayacağım ki altın daha çok dayanıklıdır elektriğe. Burada olacak olay şu. Bundan buna elektrik daha yüksek bir voltajda geçecek. Dolayısıyla daha dayanıklı bir kablo kullanmam gerekecek. Daha sonra bu o voltajı olabildiğince düşürecek ve bizim aletlerimize verecek. Fakat doğru yöne baktığına emin olun. Ben şu anda emin değilim mesela. O yüzden kendimden nefret ediyorum. Şimdi ben bunları buraya bağladığımda buna enerji doluyor ve enerji direkt olarak makinelerime gidiyor. Şunu da kırarsam düzgün bağladım mı anlarız. Mesela bir şey ısıtmayı deneyelim. Ne ısıtabilirim? Ne yapabilirim? Şunları cam yapalım. Evet, doğru şekilde bağlamışız. Güzel. Çok iyi. O zaman şunu kırayım şimdilik. Ve bunları daha düzgün bir şekilde bağlayalım. Şunları şöyle yapacağım. Daha sonra çatıdan da bunları yerleştireceğiz. Buraya, buraya ve buraya. Şu anda enerji doluyor. Şu anda da çok fazla yeterli olduğunu söyleyemem. Fakat fena değil. Sanırım. Hayır, bir sorun var.
Niye böyle oldu? Bu işte bir terslik var. Bir dakika. Hemen bir şeye bakıp geri döneceğim. En iyisi tin kablo kullanmak buralarda. Öyle deneyelim. Ve sanırım oradaki solar paneller birbirine bağlandığından dolayı karışıklık çıktı. Bütün solar paneller tek bir kabloya bağlanırsa sorun olmaz diye umuyorum. Bakacağız şimdi. Sizleri geri alayım. Tin kabloyu rubberla kaplamanıza gerek yok ayrıca. Şu şekilde. Bunları yukarı çıkarabiliriz. Şimdi ben de yukarı çıkacağım. Peki, daha sonra buralara güneş panellerini bu şekilde yerleştirirsem patlatabilirim. Yaşasın. tamam, yeterli olmadı. Bunun gücü yeterli olmadı. Altın kablo kullanayım. Tamam, sorun değil. Şu anda enerji doluyor mu emin olmam lazım. Şurayı kırayım şimdilik. Evet doluyor. Şimdi yeniden yukarı çıkacağım ve jetpack'e ihtiyacım var. Jetpack istiyorum artık. Bu yöntem çok sıkıcı ve yavaş. Bir de böyle bir şey deneyelim. Bakalım. Doluyor gibi ama daha hızlı dolmalı. Bir dakika şey yapalım biz hemen. EU Reader denen bir şey olması lazım ki. Sadece Reader yazsam çıkar herhalde. Bundan yapalım hemen. Hemen. Şunları rubberla kaplayacağım. Refined iron'ımız var mı? Yok. Hemen çok hızlı bir şekilde yapalım bunu. Şunu alalım. Atalım. Elektronik sirsuit. Şunları da koyduk mu? Tamam. Daha fazla. Daha hızlı enerji dolmalıydı ya bu kadar güneş panelinden. Çok daha hızlı dolmalıydı diye umuyordum. Ama şu anda bunlar saniyede 32 üretiyor olmalı ama o kadar görünmüyor. Daha az gibi görünüyor nedense. Hani bu kadar uğraşa daha fazla enerji hak ettiğimi düşünüyordum en azından. Bunları bir de şöyle koymayı deneyeyim. Şöyle yaparsam daha fazla enerji gelir mi? Evet. Çok daha fazla geliyor. Demek ki gold kablodan dolayıymış. O zaman redstone koyalım buna hemen. Tamam. Şunları hemen kaplayalım. Kaç tane gerekiyordu? 4 tane. Güzel. Artık yapabilirim. Bir EU Reader. Güzel. Artık kaç elektrik ürettiğimizi ve kaç tane harcadığımızı falan görebiliriz. Kıyaslama yapabiliriz. Sonunda ona göre kararlarımı verebilirim. Senden biraz daha rubber alacağım ve bir tane daha kablo yapacağım ya da iki tane. Şimdi şunu şöyle yaptığımda buradan
7 diyor. 7 EUTRT. Bunda azalma yok. Evet, azalma olmuyor. Demek ki kullandığımız kabloyla oldukça bağlantılı bir şey bu. Azalma yok çünkü şu anda. Üçü de çalıştığı halde. Glass fiber kablo yapana kadar bu şekilde olacak. Şuraları şimdi camla dolduracağım. Glass fiber kablo hazırlayana kadar böyle olsun. Artık. Pekala. 8. Burası da yavaş yavaş doluyor. Güzel. Her şey düzgün çalışıyor şu anda. Öyle görünüyor. Belki de buraya tin bağlasam. Şunu koparıyorum, ne olur ne olmaz. Hayır. Pekala, tin yeterli gelmiyor. Enerji azalmaya başladı buradaki. Dolmamaya başladı. %100 heat. Tamam. O zaman ben şimdilik bir süreliğine videoyu durduruyorum ve şuraları kapatacağım. Daha sonra bir electrolyzer yapmak için malzemeleri toplayıp geleceğim. Evet. Bir sürü deyip olmuş. Hemen şunlardan biraz yapalım diyorum. Stick yetmedi. Stick hiç sorun değil. Oraya hemen bir 64'lük atayım. Pardon 21 tane canvas oldu. Fena değil. Bunları şu şekilde bir şey yaparsak. Böyleydi sanırım. Ya da böyle miydi? Evet, böyle. Ki bunu da muhtemelen bir plana kaydetmem lazım. Bunlarla da işte artık rüzgar gülü yapımına geçebiliyoruz yavaş yavaş. Biraz daha fazla ihtiyacımız var. Daha fazla ip yetmedi. Ama yakın zamanda geçeceğiz. Şimdi her şey güzel çalışıyor ve bir tane daha solar panel yaptım. Biliyorsunuz enerji yeterli gelmiyor. Ve buradan gerçekten çok fazla rubber alıyorum. Hemen dışarı çıkıp bunu da bağlayacağım. Bunu nasıl bağlayacağız? Şunu şöyle kıracağım. Bunları bu şekilde bağlayacağım. Güzel. Şimdi bunun artık iyice bir enerji depolaması gerekiyor. Evet. Bayağı bir enerji depoluyor şu anda. Ve ayrıca bunlar da çalışırken bile çok rahat derecede enerji depolayabiliyor. Bayağı bir rahat. Yüzer yüzer enerji geliyor. Gayet güzel. O zaman Industrial Craft 2'yi bayağı bir ilerlettiğimizi düşünüyorum artık. Şimdi sıradaki yapacağımız şey, Red Power 2'ye geçebiliriz sanırım yavaş yavaş artık. Evet, iyi bir fikir gibi. Red Power 2 için bildiğiniz üzere enerji üretmemiz şart. Ve bu enerji üretimi için daha fazla ipe ihtiyacım var. Ki bende kemik olmalı. Bununla daha fazla ipi sağlayabileceğim. Her moda ait bir oda yapmayı düşünüyorum ileride. Zaten çoğu büyümüş ya. Güzel. Çoğu büyümüş. Çok iyi. 54 tane daha ip geldi. Bunları hemen yeniden ekiyorum. Şuralara ve hatta buraya. Tamam, ekmediğim bir yer kalmadı sanırım. Seni de keseyim.
Bilmeden zıpladım ama ezmedim, yaşasın. Şu anda 4 tane solar panel bağlı ona. Bayağı iyi bir şey üretiyor olmalı. Yani 4 tane solar panel. Evet, yarısına kadar doldu bile MF. Ben şimdi bu ipleri de kullanarak artık düşündüğüm şeyi yapabilirim. Fakat neredeyse bütün elmasımız gidecek. Hatta elmas sanırım yetmeyecek, evet. Birazcık daha madene ineceğim ben birazdan. Ondan sonra geçeceğiz. Şundan üretmem gerekiyor. Kanvas birazcık daha. Üretebildiğim kadar üreteyim. Ve bir tane daha. Wooden sail. Daha sonra bir demir blok yapacağım. Demir blok. Doğru duydunuz. Blok. İki tane arttı farkındaysanız. Bu rastgele iki tane artsın diye yapmadım bunu. Rastgele fazladan almadım yani. Ben birazcık da buradan safir alayım. Aman Rabbi, her neyse. Aldığımda testleri yapabileceğim. Ve testleri kullanarak bu demir bloğu bu parçaya böleceğim. Bu parçaları da kullanarak kendime bir wooden windmill yapacağım. Yaşasın. Hazır. Fakat tabii ki bunu çalıştırmak için bir kinetik motor lazım. Ve daha sonra da bunun çalıştıracağı aletler ve enerji depolayacak bir yer lazım. Bunun için bir elmas blok gerekiyor. Doğru duydunuz. Elmas blok. Ve bende 7 tane elmas var. Yani madenler beni bekler. Maden ineceğim, bolca maden kazacağım. Hem madenlerimiz de zaten azalmıştı. Silver'ımız falan yok. O zaman ben maden inip maden topluyorum ve tabii ki videoyu durduracağım bu zamanda. Bazı madenleri bulduğuma inanmayanlar açıp canlı yayından izleyebilir. Canlı yayından yapıyorum çünkü bu videoyu. Video kaydını. Evet, o zaman madenden gelince görüşürüz. Geri döndüm ve bir sürü maden topladık. Gerçekten bir sürü. Sırt çantasına bir bakın. 1, 2, 3, 4, 5. Hatta 6.64'lük. Yaklaşık 7.64'lük kömür kazdım. 7.64'lük kömür azalan kömür sıkıntısına bir son verir. Ve tabii ki bir sürü de maden var. Madene indim mi? Yani gereğini yaparım genellikle. Nedense burada Inverter TVX çalışmıyor. Bir sürü madenim oldu. Bunları bu sandığa dolduracağım. Bu sandığa sadece madenleri koyduğumuz halde yer yetmedi içindeki. Bu da ne kadar zengin olduğumuzu gösterir. Muhahahaha. O zaman şimdi hemen iki tane bunları demir sandığa ayıralım. Demir sandık Iron Chest adlı modla gelir ve yani adından anlaşılıyor modun ne olduğu. Bir odunun etrafına demir koyarsanız normal to Iron Chest upgrade elde edersiniz. Bunun en iyi yanı sandığınızı kırmadan kapladığı alanı, yani büyüklüğünü geliştirebilmenizdir. Bakın şu anda ikisi de şu sandık büyüklüğünde fakat bir blokluk yer kaplıyor. Gerçekten güzel. Şimdi artık içine gerekli malzemelerimi atabilirim. Şimdi madenleri ve nasıl anlatacağım bilmiyorum. Mesela nikolit gibi toz veya kömür gibi bulunan madenleri, yani ısıtmak gerekmeyen madenleri diyeyim, bir sandıkta. Isıttığımız madenleri de farklı bir sandıkta barındırmak istiyorum. Bu sandık ısıtmak gerekmeyen madenlere ait olsun. Yani elmas, emerald, lapis lazuli, redstone, kömür, nikolit ve benzeri. Diğer sandık ise bunun tam tersi. Tabii ki şartlar da diğer sandığa giriyor. Şu nikolitleri alayım. Şuraya atayım. Redstone'ları. Sen buraya gel. Demirler, altınları da alayım. Düzenle. Gayet güzel oldu.
Şunları da oraya atmam gerekiyor tabii ki. Tamam. Çok iyi. Bu sandık bunlardan oluşsun. Diğerleri de madenlerden işte. Ve işimiz bitti. Düzenleme işi tamamlandı. Gereksiz malzemelerimi de hemen şuraya atıvereyim. Güzel. Şimdi yapmak istediğim şey artık Steve's Cars'la uğraşmak istiyorum. Çünkü bana otomatik bir odun elde edebileceğim sistem lazım. Ve otomatik odun elde etmenin en iyi yolu Steve's Cars'tır. Tartışmasız. Tartışmasız Steve's Cars. O yüzden ben hemen buraya Cars... Yok. Neydi? O cihazın adı neydi? Assembler mıydı? Evet. Card Assembler. 3 tane demir, 4 tane taş ve 2 tane simple PSB. Bunların yapımı ise daha fazla demir ve altın gerektiriyor. Şimdi demirimiz var. Ben altınları hemen 2'ye katlayarak ısıtmaya başlayayım. Bu sandıkta olmalı altınlar. 58 tane altın var. İnanılmaz. Yaklaşık 2.64'lük altınım olacak. Burası da enerjiyle dolmuş bakın. Ve macerator çalıştığı halde hiç azalmıyor. Bayağı iyi bir elektrik evdesi yaptık. Steve's Cars'ın en iyi yol olmasını söylememin nedeni şu. Tamamen bedavaya üretebilir bunu. Tamamen bedavaya nasıl olacak diye soracaksanız solar paneller. Solar panelle hem gece hem sabah hiç durmadan bedavaya bir sürü odun üretecek bize. Ve başka hiçbir modda böyle bir şey yok. Forester desek engine bağlamamız gerekiyor. Ve engine'leri ayarlamak da çok uzun iş. Ayrıca bunları yerin altında buldum şu an yediğim şeyleri. Çok lezzetliler. Şimdi altınlarımız ısınıyor. Ben altınların birazını alayım. Ve tabii ki birazcık daha demir alacağım. Bunları yapmak için neler gerekiyor? Öncelikle redstone da gerekiyor tabii ki. Redstone bayağı var. Şunu alayım. Şunları bu şekilde koyarsam bana simple PSP verecek. 4 tane taş ısıtmam gerekiyor ve aklıma fikir geldi hemen. Şimdi barrel denen bir şey yapacağız. Ve bu barrel gerçekten oyunun çok önemli bir parçasıdır ve ben bunları çok severim. Tek yapmanız gereken, böyle rengarenk olmasına gerek yok. 7 tane kütük ve üstüne 1 tane slab. Hepsi bu. Oldukça ucuz. Tamamen odundan oluşan bir şey. Fakat bunun çok müthiş bir özelliği var. Şimdi ben bunun içinde herhangi bir item'dan 64 tane 64'lük saklayabilirim. Doğru duydunuz, 64 tane 64'lük. Ama herhangi bir item'dan. Bunu buraya koyuyorum ve sahip olduğum bütün taşları bunun içine atacağım. Sağ tıklıyorum ve 64'lük taş geldi. Bir daha sağ tıklıyorum. Ve buna her sol tıkladığımda bana bir tane taş verecek. Eğilip sol tıklarsam bir tane, ayağa kalkarak sol tıklarsam direkt 64 tane taş verir. Sağ tıkladığımda da çantamdaki bütün taşları alır. Taşı sandıklarda yer kaplaması yerine böyle bir şekilde kullanmak çok daha mantıklı ve ulaşılması kat kat daha kolay. 5.64'lük var. Güzel. Bunu da yaptık. Şimdi bana 4 tane taş gerekiyor. O yüzden direkt bundan alacağım. Ayrıca bunu Thermal Expansion denen mod ekliyor. Çok güzel bir moddur. Tanıtımını yaptım. Merak ettiyseniz mutlaka bakmalısınız. Şimdi Card Assembler hazır. Card Assembler için başka bir odaya gerek yok. Çünkü Steve's Cars için başka bir alet yok. Tek blok bu Steve's Cars'ta kullanılan. O yüzden bunu direkt buralarda bir yere koyacağım. Ve artık pulverizer'ı kullanmayacağız ya. Kıralım. Atalım gitsin. Kullanmam artık yani.
Hiç gerek yok. Şu altındaki makineleri kesinlikle kullanacağım %100. Bunlar müthiş bir şey. Çünkü kesinlikle kullanılacak. Bu makinelerin benden kaçışı yok. Nasıl kullanacağım onu ileride görürsünüz. Fakat kesinlikle kullanacağım. Bu da burada durur o zaman. Şimdi bunun tanıtımını yaptım. Muhtemelen izlemişsinizdir. İzlemediyseniz de açıklayacağım. Her şeyden önce yakıta ihtiyacı var bu cihazın. İçine kömür koyuyorum. Öncelikle bir çeşit hull yapmamız gerekiyor. Hull, maden arabası tasarlarken kullandığımız maden arabasının gövdesi oluyor. Birkaç çeşit hullumuz var. Reinforced hull en iyisidir. Standart hull orta ve tahta hull en kötüsü. Berbat, iğrenç. Kusmak istersiniz. O yüzden ben standart hull yapıyorum. Buraya 5 tane demir, altında da tekerlek gerektiriyor. Tekerlekler ise demir ve çubuk gerektiriyor. Çok ucuz yani. Sadece demir ve odun gerektiriyor. Çok pahalıya mal olacak bir şey değil. İki tane tekerlek ve standart hull'umuz hazır. Bunu bunun içine yerleştiriyorum. Şu anda gayet güzel bir arabamız var. Şu anda neler ekleyebileceğimi görüyorsunuz. Engines bunu ekleyebileceğim motorları ifade eder. Tool bunu kullanacağı aleti, sadece bir tane alet ekleyebiliyorum. Attachment, storage hepsine geleceğiz. Şimdi ben bunu benim için odun toplayan ve kendi yakıtını kendi üretebilen bir şey yapmak istiyorum. Şimdi kendi yakıtını kendi üretecek ve benim için odun toplayacak. Ve ben bu odunları daha fazla elektrik üretmek için kullanacağım. Yani tamamen bedavadan bir elektrik üretim yapmış olacağız. O yüzden şimdi bir an önce başlayalım. Tamamen bedava demişken, tabii ki bedava deyince akla her zaman solar panel gelir. Solar panel, solar panel. Şimdi birkaç çeşit solar panel var gördüğünüz gibi. Basic solar panel var. Compact solar panel var. Bakın. Ve normal solar panel var. Solar engine daha doğrusu. Bunlardan herhangi birini yapacağız. Ben şimdilik bu yeterli olur ya. Normal solar engine. Küçüğünden yapmayacağım. Çünkü bana çok enerji gerekiyor. Peki. Öncelikle ne yapmamız gerekiyor? Advanced PCB. Bunun için iki tane bunlardan gerekiyor öncelikle. Onları halledelim. Yanımda bir 64'lük redstone bulunsun. İki tane. Bir daha bakayım. Tamam, iki tane. Sanırım bu şekilde yapılıyordu. Evet. İki tane bunlardan hazır. Birazcık da demir alayım. Demir. Evet, var. Daha sonra bunlar sağ. Ortasına bunlar. Yani demirler ve etrafında redstone. Bize Advanced PCP veriyor. Bu tamamlandı. Daha sonra bunlardan yapmam gerekiyor. Demir, glowstone ve redstone. Gerçekten ucuz, ucuz, ucuz. Kaç tane yapacağım? 4 tane. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ve 1, 2, 3, 4. Tamamdır. Başka ne yapmam gerekiyor? 2 tane piston ve 2 tane demir. Hiç sorun değil. Birazcık kabuston alayım. Daha sonra 2 tane piston. Öncelikle biraz odun üretmem gerekiyor. Daha sonra 2 tane demir ve altında da 2 tane redstone. Piston böyle üretilir çünkü. Tamam. Şimdi de solar paneli yapıyoruz. Bu da buraya. Sağ üstte ve sol üstte de demirdi herhalde. Evet. Solar engine. İşte bu. Ve bunu da engines kısmına koyuyorum. Ve artık solar panelimiz hazır. Bakın. Oldukça güzel görünüyor.
Fakat ben bunun çalışacağından emin olmak istiyorum. Ne demek istedim? Diyelim ki uzun süre yağmur yağdı ve bu güneşten enerji alamadı. Tıkandı kaldı. Ve tıkandığı için, enerjisi bittiği için güneş panelini de açamaz. Tıkanır kalır. Ve ben bunu istemiyorum. Dolayısıyla benim buna bir de kömürle çalışan bir engine eklemem gerekiyor. Yani normalde onu kullanmayacak ama acil durumlar için çalışmasını sağlamak istiyorum. Ve coal engine gerektiriyor bu da. Bunun için iki tane daha piston, fırın ve demir. İki tane daha piston yaparım, sorun değil. Ve biraz daha taş ve biraz daha taş alayım. Ve birazcık daha odun gerekiyor. Bu da buraya ve altına da bunlar. Daha sonra bir tane daha taş alırsam burada bir fırın üretebilirim. Bu fırını buraya, yanlara iki tane piston, üstüne de demirlerimizi yerleştiriyoruz. Bu bize coal engine verir. Coal engine'i de buna çok güzel bir şekilde bağlayabilirim. Çok hoş. Artık burada da kömürü kullandığını gösteren bir işaret görebiliyoruz. Daha sonra bu ağaçları neyle kesecek? Ağaçları kesmesine yardımcı olacak bir şey üretmem gerekli. Ki adını şu anda tam olarak hatırlamıyorum. Wood yazarsam çıkmadı. Cutter yazarsam. Heh, çıktı. Bu Wood Cutter'mış zaten adı. 5 tane bunlardan gerekiyor ve bunların her biri için bir elmas gerekiyor. Doğru duydunuz. 5 tane elmasa güle güle diyoruz. Steve's Cards ucuz bir mod değil. Hem de hiç değil. Ve birazcık daha demir ısıtmam lazım. Hemen topladığımız demirlerin birazını atalım. Isınsın. Tamam. Bunlar da burada ısınsın. İkisi aynı anda çalıştığı halde enerjimiz azalmıyor. Çok iyi bir enerji kaynağımız var şu anda güneşten. O kadar uğraşım ve o kadar madenin gitmesi sonucunda iyi bir şey elde ettik. Ve işte bize 5 tane saw blade. Çok güzel. Şimdi ortasına bir tane demir ve altına bir tane wood cutting core gerekiyor. Bunun için her çeşitten sapling bulmam lazım. Ve her çeşit sapling bulmak zor olabilir. Fakat benim çok iyi bir çözümüm var. Bu elimdeki alet yaprakları değiştirebiliyor. Ve sanırım saplingleri de değiştirebiliyor. Yani ben şu an kolayca bir tane sapling düşüreceğim hemen şuradan. Diyelim ki herhangi bir sapling düşürüyorum. Bakalım düşecek mi? Hadi. Evimde sapling vardı sanki ama oyunun sesi çok açık. Sapling. Eve bakmam gerekecek. Lanet olsun. Evde bolca sapling olacaktı ya. Evde bir sürü sapling vardı. Onları kullanayım. Bunda C'ye basınca oyunum çöküyor genellikle. O yüzden bunu kullanmıyorum fazla. Minium Stone hain bir şey. Gördüğüm en aynı aletlerden. Sapling'lerimize bakalım. 22 tane var. Bunu yere koyarsam ve bununla bakarsam bunu istediğim sapling'e dönüştürebilirim. Tamam. Sadece bunu buna dönüştürebilirim. Yaşasın. Tamam. Bu buna dönüştü. Fakat bu diğerlerine dönüşüyor mu? Sanırım hayır. Bu bir sorun olabilir. O zaman ben hemen kendime bir sickle yapacağım. Ve hatta demirinden yapmayayım ya. Boşa gider, boş verin. Birazcık taş alayım ve hemen kendime bir sickle yapayım. Daha sonra onu elde etmenin başka yolları da var. Yok değil. Buraya gidersem ve buranın
yapraklarına sağ tıklarsam onları diğerlerine çevirebilirim diye umuyordum. Ki çevrilmiyor ya. Normalde çeviriyordu. Bunun 1.4.5 versiyonunda çevriliyordu aslında. Şu anda çevrilmiyor. Üretmenin başka yolu var mı yoksa saatlerce jungle mı arayacağız? Ha, anlıyorum. O zaman buradaki gördüğümüz ağacın saplingi jungle'a dönüşebiliyor. O zaman beyaz ağaçların saplingini düşürmeye çalışacağız. İşte bir tane düştü. O zaman bunu böyle koyarsam jungle sapling oluyor. Tamam. Dördünü de elde edebiliriz. Peki bunu buraya koyarsam bu ağaç oluyor. Hepsi birbirine dönüşüyor ya. Hepsi birbirine dönüşüyor. Ama sağ tıklayarak değil. Çalışma masasında hepsi birbirine dönüşüyor. Ben bunlar şimdi bir sürü yapayım mesela. Daha sonra bunların birazını da şuna dönüştüreyim. Daha sonra bunların birazını da şuna dönüştüreyim. Tamamdır. Halloldu. Her şey hazır. Bunlar da büyümeye devam ediyor. Süper. Şimdi ben evime geri döndüm ve bunu yapmaya hazırım. Bir tane daha gerekiyor. Her zaman yaptığımız aletten. Ve artık nasıl yapacağını ezberledim. Tamam, yaptım. Hızlı bir şekilde yaptım. Ve bir tane de demir gerekiyormuş ortaya. Tamam. Oldukça kolay. Ve bunları da bu şekilde koyunca hazır. Bunun önüne ekliyoruz. Evet, artık ağaçları kesebilir şu önündeki şeylerle. Müthiş. Fakat hala bazı eksiklikler var sanırım. Bunun bir de saplingleri dikebilmesi lazım. Ki bunun için ne gerekiyor? Buralarda bir yerde olmalı. Nuke yapalım mı? Nuke. Hayır. İstemiyorum. Bu dünyada patlatılacak kadar kötü bir yer yok. Buralarda bir yerde Steve Scars'a ait şeyler olmalıydı. Ama bulamadım. Burada golemler var. Ben birazdan geliyorum. Hemen onu bulup geleceğim. Bir de sandık eklememiz gerekiyor ki kütükleri içinde barındırabilsin. Başka bir şeye gerek yok diye düşünüyorum. Buraya chest yazdığımda İnanılmaz karışık bir şey göreceğiz. Side chests denen bir şey ekleyeceğiz. Çünkü farkındaysanız bunun yan taraflarına bir şey eklemedik henüz. Yani yan taraflarına bir şey eklemediğimize göre oraya sandık koyabilirim. Mantıklı değil mi? Bunun için bunlar gerekiyor. Bunun için bu gerekiyor. Bunun için bu gerekiyor. Yani çok hoş olacak bunları yapmak. Yani kısacası benim bir sürü oduna ihtiyacım var. Biraz abarttım mı? Daha fazlasına ihtiyacım var. Çok daha fazlasına. Bunları böyle yaparsak bize large veriyor. Large'lardan yaptım biraz. Neylerden gerekiyordu onun için? Large gerekiyor iki tane. Neden ben bu kadar çok large yaptım iki tane gerekiyorsa? Of. Üf. Hadi bunları bir yere atalım. Neye atsam, nereye atsam?
Bunlar burada şarj olsun. Tamam. Kütüğümü şarj ediyorum. Kütüğüm şarj olana kadar bunu halletmem lazım. Bakalım. 4 tane huge gerekiyor. Pardon, large işte, her neyse, 4 tane. Dört tane bundan gerekiyor. Huge. Güzel. İki tane large var. İki tane de normal var. Bir ısınmış taş ve bir demir kaldı sadece. Hemen şunun içine bir tane taş attım mı? Ve bunların ikisini de şu şekilde koydum mu? Artık yapabilirim. Bunlar böyle. Bunlar buraya. Bunlar da buraya. Tamam, böyleymiş. Side chest. İşte bize side chest. Bunu da storage ekliyoruz. Ve şimdi eksik bir şey kaldı mı diye bakıyorum. Çünkü buna 5 tane elmas harcadık. Ve bir daha elmas o kadar çok bulamayabiliriz. Ve elmaslarımız da boşa gider. Geri alamayız. O yüzden her şeyi kontrol ediyorum. Başka eklenecek bir şey yok ya. Bu kadar storage yeterli olur. Evet. Tamam ya. Yapmaya başlayalım. Ve bunu yapmak 14 dakika sürecek. Doğru duydunuz, 14 dakika. Bekleyeceğiz artık, yapacak bir şey yok. Başlayalım. Assemble. Dedim. Artık geri dönüş yok. Yapılmaya başlandı. 14 dakika sürecek. Biz de o zaman diliminde başka şeylerle uğraşabiliriz. Öncelikle madenleri ısıtmamız şart. Ki ben buna copper'dan başlamak istiyorum. Copper ve tin'den. Şuradaki demirleri de şuraya atayım hemen. Bir ara gravity chest plate de yaparız ama onu yapmak çok zor. Öncelikle quantum gerekiyor. Daha sonra ultimate gerekiyor. Bunların ikisi gerekiyor. Bunun için bu. Bunun için bu. Bunun için bunlar. Onları yaptıktan sonra bundan yapacağız. Bunun için de bu. Bunun için bu. Bunlar için bunlar. Bunlar için bunlar. Daha sonra da bundan iki tane yapacağız ayrıca. Bunu yapacağız. Ve daha sonra bunu yapacağız. Bunun için de bunu yapacağız. Ayrıca da şunu yapacağız. Ayrıca da bunu yapacağız. Sonra da bunu yapacağız. Çok büyük sorun o. Birazcık zorlanacağız. Öncelikle iyi bir enerji kazanmam gerekiyor. O yüzden... Ve extractor'ı hala geliştirmedik ya. Onu da yakın zamanda geliştireyim. Tek o kaldı gelişmeyen şimdi. Kötü oluyor. Şunları toplayayım. Bu ses çok güzel. Bu yavaş yavaş yapsın. Acelemiz yok. Şimdi şunları aldım, copper'ları. Daha sonra tinlere sıra geldi. Tin, tin, tin burada atayım. Tinleri de atayım. Copper'lar şu sandıkta dursun. Bende zaten biraz tin olmalıydı. Şuralarda bir yerde. Evet. 8 tane var. Ben birazcık brass yapacağım. Ve brass da tabii ki Red Power 2'nin vazgeçilmez itemlarından birisidir. 21 tanesini böyle ve 7 tane falan koyayım. Güzel. Buradan oluşacak. Tinler ısınmış.
Bir bitsin şuradakiler de, ondan sonra koyayım yani. Şimdiden atayım bitsin yani. Evet, bunları hızlandırmamız gerçekten çok iyi oldu. Bakalım. Hala enerji azalmıyor ya. X aynı anda çalışsa bile idare ediyor. Çok iyi. Bunu buraya attım. Buradakiler de ısınıyor. İkisini eşitleyeyim ki daha hızlı ısınsın. Evet. Ciddi sayıda tinimiz oldu. Bayağı büyük bir sayıda. Ve hala ısıtmadığım tin var sanırım. Evet, 41 tane daha tin var. Oradan bir 64'lük daha gelecek. Çok iyi. Brasslerimiz hazır. Şimdi cama ihtiyacım var ki bende kum var. Burada da ısıtacağım. Peki. Bayağı ilerledik ya bu bölümde. Bayağı bir gelişme gösterdik. Pekala. Bunlarla şimdilik bu kadar tube yapıyorum. Ya da 8 tane yapayım da bir 64'lük tube olsun ya. Bu tube'ları gerçekten kullanacağız zaten. Evet. O zaman ben bütün madenleri ısıtana kadar videoyu durduruyorum. Bütün madenleri ısındıktan sonra da devam edeceğiz. Hem de şunu da yapın, bitmiş olur o zamana kadar. Bütün madenleri ısıttım. Ve gerçekten büyük bir maden kaynağımız var artık. Şuna bakın. Bu bizi bir süre idare eder. Ve bu da diğer madenlerimiz. Vay canına. Gerçekten güzel bir görüntü. Yani. Evet. O zaman bu da bitmek üzere. 2 dakikası kalmış. Biz de o zamana kadar hemen rail'ların hepsini alalım buradaki. Yani trackların. Burada bir 64'lük var. Ki bir 64'lük yeter, daha atar bile. Zaten yuvarlak bir yer yapacağız hemen. Orada dolanıp duracak bu maden arabası. Ağaç ekecek, ağaçları kesecek vesaire. Burası düzlük ve sanırım yapılacak en iyi yer burası. Buraya yapacağım. Evime de fazla uzak değil. Hemen şuradaki otları temizleyeyim. Merhaba tavuk. Nasıl gidiyor? Otların hepsini temizlemem lazım. Elimdeki alete bayılıyorum ayrıca. Görevini gerçekten çok iyi yapıyor. Şimdi bakalım. Şuraları da hemen temizleyeyim. Heh. Süper. Şimdi buralara bir daire çizdirecek şekilde bir koordinat belirlememiz gerekiyor maden arabamız için. Buradan böyle gitsin, buradan böyle geçsin, buradan böyle geri dönsün. Ve ağaçların büyüyeceği kadar alanda bırakmalıyız. 3 blok yeter herhalde. Böylelikle ağaçlar da rahat rahat büyümeli. Tamam. Buralar böyle. Burası böyle. Tamam, çok uzatıyorum. Raylarım yetmeyecek, çok uzatıyorum. Hemen bunları kıracağım. Merak eden olursa bunları mineshaft'tan topladım. Ve sanırım yetmeyecek. Biraz daha inip toplamam gerekebilir. Şaka mı yapıyorsun? İki tane. İki taneye ihtiyacım var ya. Of. Of. Öf. Hiç mi yok sandıkların birinde bir şekilde? İki tane için inilir mi ta mağaraya yeniden? Hiç mi yok? Hemen alıp geliyorum, lanet olsun.
Merhaba, geri döndüm ve bir 64'lük bir 9'luk ray elde ettim. Bununla da gayet mutluyum. Hemen gidip yerine yerleştirelim. Orayı muhtemelen biraz daha büyütmem gerekecek. Merhaba Creeper. Al işte, mahvettin ya. Öf. Creeper'ları hiç sevmiyorum. Şimdi burayı düzeltmesi de bana kalıyor tabii. Neyse, biraz yamalı olsun, böyle olsun. Delik olmasından iyidir. Enderman! Enderman! Yemeğim yok. Açım. Ama Enderman. Neredesin? Öl. Nereye gitti? Orada. Enderman FPS'mi yükseltti. Teşekkürler. Gel buraya. Daha çok yükselteceksin FPS'mi. Gel. Yaşasın. Tamam, burayı tamamladık ama ben biraz daha uzatmayı düşünüyorum. Biraz daha uzatmaya yetecek kadar. Rayım var. Aralarında 3 blok boşluk bırakacağım. Burada 2 blok bırakmışım. Hemen şunları kazıyım. Yanlış yapmamalıyım. Canlı yayın açık değilken 200 FPS. Canlı yayın açıkken 150-100 arası FPS. Canlı yayın ve Fraps aynı anda açıkken maalesef 25 veya 50 FPS'ye düşüyor oyunum. Aradaki fark büyük. Dördüncüden yukarı. Ve şuradakileri de hemen temizleyeyim. Umarım yeter ya, of. Böyle bir alan yaptık ama çok çakışabilir ya ağaçlar. Birazcık daha ben bunu aşağıya alayım. Daha mantıklı olur. Birkaç blok daha aşağıya alırsam bunu. Ve bunların hepsini bir daha kazmam gerekecek maalesef. Şunları şöyle yapacağım ve buradan böyle geçireceğim. Böylelikle burada da 3 blok boşluk olacak. 4 blok olmuş, her neyse. Fazla olunca bana bir zararı dokunmaz. Şuraları da kazayım ki buralarda da ağaç büyüyebilsin. Tamam, ağaç sistemimiz hazır. Fakat bir sorun daha var. İyi, raylarım bayağı artmış. Şimdi benim bunun belli süre aralıklarıyla gidip bir yere topladığı odunları boşaltması gerekiyor. Ve bunu sağlamanın birkaç yolu var. Ben bu yolu kullanacağım. Burada bir tane kart menajer olur. Buraları birazcık daha açayım. Şuraları kazalım. Burada işte tamam. Daha sonra burada biraz bekler, eşyalarını falan boşaltır ve geri döner. Buraya değişik bir ray yapmam gerekiyor. Böyle yaparsam çalışır mı? Acaba çalışır mı? Sanırım çalışır. Araba normalde buradan böyle gidecek, buradan böyle dönecek ve buraya geçecek. Durmadan devam edecek. Fakat bazen belli zaman aralıklarıyla yapacağız onu. Buradan sola dönecek. Odunlarını bırakacak. Odunları buradan bizim evimize taşınacak. Ve tabii taşınırken odunlar kömüre dönüşecek. Evet, sen de anlıyorsun değil mi tavuk? Dinle. Ve odunlar kömüre dönüştükten sonra biz de onları generator'a koyup yuyu metal üreteceğiz. Ya? Tamam. Deneyelim. Şimdi
Şimdi ben sanırım biraz önce 1-4 koydum. Ben 4'ü nereye koydum? 4 sesi duydum. Nereye gitti 4'üm? Buraya koymuşum. Şimdi ben öncelikle çantamdaki şeyleri atayım hemen bir daha. Bir kez daha şunları falan. Peki. Şimdik. Hemen kartımızı alalım. Kart dediğim yani maden arabamızı. Ki artık bu pek maden arabası sayılmaz. 64'lük kömür içinde bulunsun yine. Yani kim bilir? Kim bilebilir? Yağmur yağar, bir şey olur, sorun çıkar. Daha fazla saplinge ihtiyacım olacak muhtemelen. Ve daha fazla kemik. 10 mil falan alayım hepsine. Tamam, gidelim. Yemeğe de ihtiyacım var maalesef. Şimdilik yavaş yavaş yürüyeceğiz. Tamam. Şimdi bakalım bakalım. Bunu şuradan göndereceğim. Düşündüğüm gibi dolaşabilecek mi? Bakacağız. Biraz hareket etmeye başlamalı. Şu anda başlamış bir de. Ama ters yön hareket ediyor. Bu tarafa değil, diğer tarafa gideceksin. Geri dön. Geri dön. Geri dön. Dön. Her türlü döneceksin. Ben senin beynini... Of. Çık sen şuraya. Sen şuraya çık. Herhangi bir yere çık. Bir git. Defol buradan. Hadi. Çık şuraya. Heh. Şimdi ne yapacaksın? Ha? Geri dön. Geri gidersen bütün sorunların hallolacak. Hepimiz mutlu olacağız. Sana bisküvi vereceğim. Hadi. Lanet olsun ya. Hah. Oh be. Kurtuldum. Şimdi buradan direkt şuraya geçmedi buralara hiç uğramadan. Bakıyorum. Evet. Geçti. Çok iyi şekilde çalışıyor. Ve ben eğer buraya geçmesini istersem bir redstone sinyali veririm ki şu anda onu deneyemiyorum maalesef. Ve bu tarafa döner. Geri yoluna devam eder. Çözdük. Müthiş. Eve döneceğim. Çantamı boşaltacağım ve buraya bir timer koyacağız. Ayarlamak için. Çok iyi. Şimdilik senin içine birazcık biraz şaşırıyor gibi oluyor ama devam ediyor yani sorun yok. Sapling. Hayır. Engine'ine koydum ya. Of. Biraz sapling ek böyle ha. Çevreci ol. İnatçı keçi seni. Ters ters gitme. Tamam. Bunları büyüteyim. Ki daha fazla sapling elde edebilirsin, değil mi? Evet, artık bu yeterince çalışmaya başlar. Şimdi ben eve dönüyorum. Video kaç dakika oldu diye bakacağım. Hemen eve döndükten sonra. Daha zamanımız varsa bu sistemi tamamen bitirip otomatik bir kömür sistemine geçeriz. Taşımı geri ver. Yiyecek olarak mısır yaptık. Mısırın tohumu zaten buralardan çıkabiliyor. Onları anlatmayacağım ve normal şey gibi yetiştiriyorsunuz. Buğday gibi. Şu anda bizim otomatik sistem yapmamızı sağlayacak bir şey yapacağız. Manager. Kargo manager. Bu arkadaş bizim oradaki maden arabasını... Merhaba tavuk, içeri gelmek ister misin? Hayır mı? Sen bilirsin.
O maden arabasını kontrol etmemizi sağlayacak. Yani ne zaman hangi madeni topladığı olduğunu bize vereceğini falan ayarlamamızı sağlayacak. O yüzden bunu yapıyorum. Birazcık daha stikeresini toplayalım. Bolca rubber. Zarar dokunmaz. 7-7 tane olmuş bile zaten. Ve bunlarda bir şey yok. Şimdi ben hemen gidip bundan yapayım. Bunun için Iron Pain gerekiyor. Bir sürü. Ve Iron Pain için Large Iron Pain için normal Iron Pain gerekiyor. Iron Pain için de Chest Pain'in ortasına Iron Ingot gerekiyor. Chest Pain için de bir sürü odun gerekiyor. Biraz karışık. Ama hallederiz. Hallederiz ya. Ben hemen şuraya gideyim. Bu ne kadar odun toplamış, ne yapmış diye bakayım. Wow, 43 tane. Şimdiden çok iyi bir iş çıkarıyorsun. Aferin. 43 odun. İyi ya bu kadar zamanda. Çok iyi. Şimdi ben bunlarla hemen bir sürü Iron Pain yapayım. Birazcık Iron'a ihtiyacım olacak. 15 tane alıyorum. Bunlarla bu kadar odun yapalım. Ve bir 64, bir 32 yeterli olur herhalde. Daha sonra bunları hemen Iron Pain yapacağım. Tamam, 64 tane Iron Pain oldu. Öncelikle 4 tane large yapmam gerekiyor. Yani 4 tane. 4 tane large hazır. Daha sonra 4 tane huge. 4 tane huge. Bilmeden 5 tane yaptım, yaşasın. Sırf 5 tane yaptığım için daha fazla Iron Pain yapmam gerekecek. Hain Pain. Şimdi böyle. Ortaya atıyorum. Peki bununla da başka ne yapılacakmış? Dynamic. Kaç tane dynamic ihtiyacım var? 4 tane. 4 tane dynamic. Dört tane dynamic. Bunlar buraya, bunlar buraya ve kenarlarda da huge. Yanlış bir şey mi yaptım? Ha. Her zamanki gibi böyle üretimlerde her zaman şu kenardakilerin yerlerini karıştırırım her seferinde. Kargo Manager. Kargo Manager hazır. Yapmamız gereken diğer şey ise buraya eğer real yazarsam şu Advanced Detector Real. Bunun için 6 tane Iron Ingot, demir ve 2 tane Pleasure Plate gerekiyor. Yani 4 tane taş isteyeceğim öncelikle. Hain olduğunu biliyorum ama seni yine de kullanacağım. Demirim artmıştır herhalde. Yeterince artmamış. Biraz daha demir alacağım. Demir. Daha bir sürü demirim var. Hemen bitirelim şunu. Bu bölüm bitmeden bitirmek istiyorum. Şimdi bakalım. Nasıl yapacağımızı bir düşünelim bunları. Bir şey yapmadan önce ben hemen test dünyamda bunları bir test edeceğim tabii ki. Her zaman olduğu gibi. Kargo Manager için burası oldukça iyi bir yer.
Bunu da buraya koyuyorum. Güzel. Burada biraz daha alan açmam gerekebilir. Birazcık daha. Peki, şimdi bunun çalışması için timer denen bir şey daha yapacağız. Fakat ben öncelikle her şeyi test edeyim kendi test dünyamda. Daha sonra geri geleyim ve burada yapalım. Çünkü yanlış bir şey yapmak istemem. Ve sanırım bu sadece güneş enerjisi kullanarak çok rahat çalışıyor. Evet, aferin sana. Geri döndüm ve Buildcraft'la Red Power 2 karışımı bir sistem yapacağız. Ona karar verdik. Şimdi... Eve dönelim. Öncelikle bir transposer yapalım ya. Filter'a gerek yok. Transposer yeterli olur. Transposer yapalım. Transposer. Filter şart değil ki yapımı gerçekten kolay. Tamam, hemen yaparım. Taş gerekiyor. Transposer için. Şimdi. Öyle miydi ya? Bu ne? Ne yaptım ben? İyi saçmaladım. Bu da tepeye. Heh. Transposer hazır. Şimdi bir tane de screwdriver yapacağım. Bunların ne işe yaradığını size anlatacağım, merak etmeyin. Screwdriver. Ve tube'larımız hazır. Şimdi silver'ları nikolitle birlikte birazını koyacağım. 20 tanesini koyayım. Biraz daha gerekecek. Tamam. Bunlar orada dursun ama artık saatlerdir konuş boğazım çok ağrıdı. Artık bir dahaki bölüme. 1,5 saat oldu sanırım ki bu da yılbaşı bölümü için yeterlidir. Canlı yayın 4-5 saati geçti ve şu an boğazım gerçekten çok ağrıyor. Daha fazla konuşamayacağım. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Canlı yayını da kapatacağım. Kusura bakmayın, ben de insanım. Boğazım ağrıdı. İzlediğiniz için tekrar teşekkürler. Beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Canlı yayındakiler ise bir şey yapmasına gerek yok. Bizi izlediğiniz için tekrar teşekkür ederiz. Görüşürüz.